Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda jilet Kamil'i dışarı salacağız. Biraz çıksın dışarıya, öbür tavukları istesin. Bir de komşunun bir horozu var. Çok ayar oldum. Eğer kendisi buraya gelirse güzel bir dayağı hak ediyor. Ben onun için bugün çok sinirlendim ya. 10 kere kovdum, 10 kere geldi. Eğer görüntüyü yakalarsam onu da şu arkadaş döverkene onu da çekeceğim arkadaşlar. Bu kadar gıcık bir horoz yok ya. Kovuyorum, geliyor. Şimdi jilet Kamil'i dışarı salalım. Zaten yumurta yapmıyor kızımız. Dışarıda takılsınlar, geçsinler. Bakalım dışarıda neler yapacak, onu sizlerle beraber izleyelim. Like atmayı unutmayın. Videoya başlıyoruz. Evet, şimdi jilet Kamil, az önce kıvırcık mıvırcık verdim sana ama neyse. Hadi bakalım dışarı çık. Şöyle güzelce ne dışarıda takıl. Hadi bakalım yap bize sporunu kardeşim. Adı üstünde dövüş horozusun. Çık dışarı gez. Şurada var bir tane, ileride beyaz bir tane horoz var kardeşim, tamam mı? Hemen şuradan arkadaşlar şöyle parmağımla göstereyim. Oradan onun altından geliyor. Şurada benim tavuklara arsızlık yapıyor. Benim horozu kovalamaya çalışıyor. Yani bugün harbiden çok sinirlendim yani. Ben hindilere bakmaya gideceğim birazdan, civcivlerimize. Bu arkadaş da o horoz gelirse ben ona göstereceğim yani. Yani burası jilet Kamil'in kümesi. Ona göre abi herkes ayağını denk alacak. Horozumuz bak oradan öttü. Öttü, siz mikrofon var. Belki duymadınız ama Necmi zaten hep ötüyor. Şimdi jilet Kamil oraya bir gitsin abi. Ben hemen şöyle şu kümesi göstereceğim size. Hemen jilet Kamil'in peşine gideceğiz. Şimdi evet Tefocuğum. Tefonun arkadaşlar kümesini temizledik. Şöyle gördüğünüz gibi altına şeyi atmadım, klimpetten dökeceğim ama yani bugün dökeceğim. Şöyle güzelce ot getirdik, ot koyduk. Oturmuşlar ama hala yumurta yapmamışlar. Vallahi bak seni de salarım. Tamam mı? Güzel horozluk yap. Sadece Ayfer'e eşlemiyor yani. Sadece Ayfer'e eşliyor. Öbürleri daha küçük herhalde. O yüzden eşlemiyor da olabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar güzelce ne. Bunlar daha küçük olduğundan eşlemiyor. Bakalım inşallah eşler, onlar da yumurtlamaya başlar. Neyse böyle altını falan temizledik, ot koyduk, oturdular ama hala bir yumurta yok. Neden yumurta yapmasını istiyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz yeni makinemize yumurta topluyoruz. Ona koyacağız. Kırma tavuklarımızdan da koyacağız yumurta. Neyse ya Necmi yeter be abi. Bak Kur'an çarpsın, bak videoya başladım. 2 dakika oldu, 2,5 dakika oldu. 4 kere öttün yani. Hani vereceğim zaten de işte arkadaşlar şu anda tam şeyini bulamadık. Evet delirdi. Delirdi benim oğlan. Evet arkadaşlar şimdi her küme... Allah'ım yarabbim ya. Sabote ediyorsun beni, şimdi geleceğim oraya. Şimdi her kümese gerçekten de lazım. Niye? Horoz mu sizi sinir etti? Salın abi. Salın gitsin. Salın gitsin. Eyvah eyvah uçtu. Eyvah uçtu abi. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bunu saldık. Bu böyle takılsın. O horozu ben göreceğim. Birazdan gelirse bizim jilet Kamil ona haddini bildirecek. Değil mi oğlum? Aferin benim. Şimdi gidelim hindilerimize. Bu arada sera da çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle ördeklere de bakalım sizlerle beraber. Evet şimdi ördeklere şöyle bir maşallah. Ördekler de büyüdü arkadaşlar. Şöyle yine burada havuzda da su var ama oraya da yine su koyuyorum. Yine çamur etmişler. Aslında hiç önemli değil. Uğraştırıyorsunuz beni. Suyu oraya koydum gibi daha taşımayayım diye. Sen gelsene öt oradan öt de ben seni göstereceğim birazdan. Jilet Kamil'i gerçekten çok güzel gözüküyor şu an. Hani rengi böyle acayip bir açılmış. Şimdi şöyle gelelim abi. Evet bismillah diyoruz. Hadi seni de açalım mı? Seni de açalım. Hadi sen de çık dışarıya. Zaten sabah salıyorum arkadaşlar. Akşama kadar dolaşıyor da. Şimdi içeride civciv yemi olduğundan dolayı buradaki şu üçkağıtçı tavuklar içerideki civciv yeminin hepsini bitiriyor. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur salıyoruz yani arkadaşlar. Evet şimdi bu böyle burada takılsın. Sadece şu biraz rahatsız, bilmiyorum. Bunu da içeri alsam mı? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bunu içeri alayım mı? Almayayım mı? Annesiyle beraber dursun mu? Durmasın mı? Tam çözemedim. Ya yemek yiyor, şey oluyor ama böyle biraz sakin duruyor yani. Öbürleri böyle canavar gibi ama sadece şu biraz sakin. Bilmiyorum, belki lambanın altında da büyütebilirim arkadaşlar. Neyse bunlar takılsın. O horoz birazdan gelecek. Bekle jilet Kamil. Aferin. Orada dur oğlum. Hemen o horoz gelsin. Göstereceğiz. Şöyle beyin getirdik. Dana beyni. Neyse şurada yesin orada. İşkaç yerim seni. Bayağı da yedi yani. Çok fazla yiyor. Şöyle arkadaşlar salatalıklarımızı sizlere göstereceğim. Bak şöyle sarmaşıkları görüyorsunuz. Çok da güzel oldular. Yani bayağı güzel oldular arkadaşlar. Şöyle bir tane salatalık şöyle size göstermek istiyorum. Bak şurada bir tane salatalığımız var. Gördünüz değil mi? Bayağı fazla çıkmış.
Yani bu da beni çok mutlu etti gerçekten. İlk defa böyle bir sera yaptım arkadaşlar. Öyle kullanmadığımız borulardan, naylondan böyle güzel bir sera yaptım. Abi görüntü bu. Baksanıza ya, çok sık olduğunu biliyorum arkadaşlar ama olsun. Ben de böyle iplerle biraz daha ipleri fazlalaştırdım. Hatta kapının önüne de böyle bir V şeklinde ip astım. İnşallah buradan da güzel bir salata yiyeceğiz sizlerle beraber. Hadi gidelim bakalım. Şimdi siz oğlum takılın, tamam mı? Bak o tavuklar, al işte, al abi. Ah, al abi. Yani hemen, yani ne kadar cazgırsınız abi. Çıkın dışarıya. Çık dışarı. Kış kış kış. Hadi 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 hadi. Hadi abi hadi hadi. Allah Allah. Şimdi gelelim abi hindinin yerine. Hindi dün yumurtladı, bugün yumurtlamadı. Şöyle ot falan koyduk arkadaşlar buraya da. Gayet güzel bir şekilde yumurtluyor. İki günde bir, hatta iki günde iki tane yumurtluyor. Ne bileyim, enteresan. Bir tane bak şimdi, bak geldim, gördünüz. Hemen üstüne giderken böyle siniyor abi. Bak elimi atayım üstüne. Şu bak kuyruğuna doğru götürüyorum. Hoppala. Ya istiyorsun da vallahi, bak sahibinlerine bile baktım. Yok, Tekirdağ'da yok abi. Kimse vermiyor, kimse satmıyor. Şu çocuklardan birkaç tanesi büyüsün, tamam mı? O zaman seninle görüşeceğiz. Güzel böyle erkekte yani çıkacağını düşünüyorum. Çok fazla hindim var. Çok şükür. Yani şöyle görüyorsunuz ama ayırt edemiyorum yani. Hangisi erkek, hangisi dişi. Onu bir türlü ayırt edemiyorum arkadaşlar. Öbür hindileri de birazdan gösteririm. Onlar da gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. Haydi gidelim oraya. Evet arkadaşlar, geldik şöyle bizim hindilerimize. Şu 3 tane büyük koca hindimiz var şöyle görüyorsunuz. Bilmiyorum, bunlardan garanti 2 tanesi erkek gibi geliyor bana. Çünkü ayakları ikisinin kalın, bir tanesi tanesinin ince. İnşallah üçü de erkek çıkar yani. Çünkü erkek sıkıntısı var yani. Erkek yok abi yani. Hani kimse satmıyor. Kimse de vermiyor. O yüzden de ne bileyim, hani götürüp de oraya bırakayım. Hani bir iki gün orada takılsın, eşleşsin falan sistem de olabilirdi ama olmuyor. Kabul etmediler. Biz de geri getirdik. Bak bak şu horozu görüyor musunuz? Bak. Şurada bir tane horoz var. Sen içeri gelsene. Gel içeri, ben sana göstereceğim. Gel, ben göstermeyeceğim. Hatta bizim Jilet Kamil gitti oraya kül banyosu yapmaya. Orada takılsın arkadaşlar. Jilet Kamil zaten efsane bir horoz. Yani 10 numara bir horoz. Şimdi bungalov kümesimize şöyle güzel bir bakalım abi. Gerçekten de efsane yaptım. Yani elime sağlık. Şöyle sizler de çok beğenmişsiniz. Kapıyı arkadaşlar şöyle açalım. Şimdi geldik. Merdiveni yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şu kapısını da yaptım. Şöyle gayet güzel bir şekilde telden yaptım. Biraz telim vardı tahta, dedim ki kötü gözükür. Ben de telden yaptım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şöyle bir iki basamak daha yapacağım. Şöyle bir tane buraya, bir tane şuraya. Gayet güzel merdivenli şey olacak. Bir abimiz demiş, keklikler yukarıda hani yaşamazlar, hep aşağıda takılırlar demiş ama yavaştan öğretiriz inşallah. Böyle yukarı inerler çıkarlar, öyle yapacağız. Eğer olmazsa da onlara özel bir kümes yapıp da buraya 5 tavuğu da alabiliriz. 5 tavuğu çıkar yani yukarı. Ya onlara göre bir şeyler yapacağız yani. Sonuçta hani kekliğe yaptık diye de illa keklik içinde yapmayız yani, koymayız yani. Fark etmez arkadaşlar. Dediğim gibi değişiyor yani. Hayvan yani içeri girmezse ben ne yapayım, değil mi? O zaman başka bir hayvan türü alırız. Merdivenden çıkan bir hayvan türü alırız yani. Sıkıntı yok. Neyse sayalım. 1, 2... Burada tavuklarımız oturuyor. Neyse otursunlar. Sıkıntı yok arkadaşlar. Orada da iki tane var. Böyle çıkalım abi dışarı. Burası da gayet güzel oldu. Yani büyük kümes. Lan senin var ya bu Fikri, Necmi, bunları hepsini vereceğim. Bütün ispençleri vereceğim arkadaşlar. İspenç beslemek istemiyorum yani bundan sonra. Küçük yani artık şey etmiyorum ya. Beslemeyeceğim. Bu arada şu gurkumuza da şöyle hemen bir kısaca bir bakalım. Bir tane kapı yaptım, onu göstereceğim. Gurkumuzun yumurtaları tamam, güzel. Çıkartacak, en yakın zamanda çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü aldım baktım, hareket ediyor yumurtalar. İnşallah en yakın zamanda 3 tane civciv çıkar. Yani 3 tane çıkmazsa, bir tane çıkarsa gene altından alacağım. Vallahi Jilet Kamil yanına atacağım abi. Hiç kusura bakma, tamam mı? Okeyiz değil mi? Tamam, okeyiz. Şimdi şöyle arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. Eğer horoz gelirse orayı da koyacağım yani. Orayı da çekeceğim sizlere. Onu da paylaşacağım. Şimdi abi bak vallahi yeter. Bak yemin ediyorum yeter ya. Ya şu 10 dakika video olmadı yani. 30 kere öttünüz ya. Neyse arkadaşlar. Şöyle bak ben de oradayım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Heh, buradan gözüküyoruz. Şimdi bak döveceğim şimdi seni. Neyse. Şimdi şöyle 5'e 5'imiz kalmıştı arkadaşlar. Böyle dedim ki bir tane şey yapayım. Kapı yapayım. Şöyle buradan ben şu an geçebiliyorum. Evet şöyle
Tavuklarımız hep buraya geliyordu. Bu koltuğu da bu tarafa çevirdim arkadaşlar. Biraz daha şey olsun diye, rahatlasın diye alan. Böyle de güzel bir kilidimizi yaptık arkadaşlar. Tabii telimiz yetmedi. Bakalım hafta içi bir parça daha tel alıp da burayı da tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, eğer Jilet Kamil'i o horoz buraya gelirse orayı da ben çekeceğim. Yani kovalayacağım, onun buraya gelmesini sağlayacağım. Eğer gelirse onu da video çekeceğim, sizlere paylaşacağım. Like, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.